Merhaba arkadaşlar, ben CodeIgniter hocası. Nihayet Laravel ile blog sitesi projemizin sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir proje oldu. Temel yapılarını, Laravel'in temel yapılarını, profesyonel controller kullanımını, root kullanımını, middleware'i, aslında büyük projelerde dahi kullanacağınız yapıların %60-%70'ini kullandık. Zaten bundan sonraki yapacağımız projelerde de bu öğrenmiş olduğumuz verilerin üstüne birkaç ekstra iş yapacağız. Onun dışında yazdığımız şey aynı olacak. Sadece yazdığımız projelerin senaryoları ve karmaşıklığı biraz daha fazla olacak. Yani daha karmaşık problemlere, algoritmalara sahip projeler yazacağız arkadaşlar. Birçok yapıyı bu projede gördük. Yönetim paneline kadar her şeyini birlikte yazdık arkadaşlar. Peki bu derste ne yapacağız? Ben bu videoyu neden çekiyorum? Sizin sorularınızdan yola çıkarak bir konuya değinmek istiyorum. Birçok kişi GitHub kullanımını bilmiyor. Yani Git'in ne olduğunu dahi bilmiyor. Bir yazılımcının Git, GitHub, GitLab kelimelerine uzak olmaması lazım arkadaşlar. O yüzden bu dersimizde önce bir Git'in ne olduğundan bahsedeceğim basitçe. Sonrasında bu yapmış olduğumuz projeyi hep birlikte GitHub'a yükleyeceğiz. Ve sonra bu projeyi GitHub'dan nasıl bilgisayarımıza çekebiliriz, kurulum nasıl gerçekleşiyor gibi bilgilere değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Git nedir? Git arkadaşlar en basit mantığıyla siz nasıl bir dosyanızın, fotoğrafınızın, videonuzun yedeğini alıyorsanız, bir Drive hesabına, OneDrive'a, Google Drive'a yedekliyorsanız bu dosyaları. Git aynı şekilde kodunuzu, projenizi yedeğe almayı sağlıyor. Nasıl yani? Şimdi siz bir proje yazıyorsunuz. Bu projeyi aynı şekilde GitHub'a, Git'e yedeklerseniz, pushlarsanız başınıza, kodunuza, bilgisayarınıza bir şey olduğunda bu koda aynı şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bununla bitmiyor. Günlük çalışıyorsunuz değil mi? Ya da ekip olarak çalışıyorsunuz bir projede. Herkesin görevi farklı. Ya da yazmış olduğunuz kod var. Sonrasında bu koda geri dönmek istediğinizde dönmenizi sağlıyor. Yani her yeni yazdığınız özellikle beraber bir e-ticaret sitesi yazdığınızı düşünün. Sepet kısmını bitirdiniz. Sepet kısmınızı bitirdiğiniz kadarki kısmı işliyorsunuz ve sonrasında dönüp ne yaptığınızı görebiliyorsunuz. Yani bir hata çıktığında eski versiyonu dönebiliyorsunuz. Yani kodunuzun, projenizin daha okunabilir bir hale gelmesini sağlıyor ve versiyonlamanızı sağlıyor. Bu da ulaşımınızı kolaylaştırıyor. Ekip olarak çalışıyorsunuz, diğer arkadaşlarınızın neler yaptığını görmenizi sağlıyor. Yani kodunuzdaki tüm değişiklikleri hakim olabilmenizi sağlıyor arkadaşlar. GitHub, GitLab, Bitbucket gibi siteler de bu dediğimiz projelerimizi saklamamızı sağlıyor. Yani bir Google Drive gibi, OneDrive gibi yedekleme siteleri arkadaşlar. Buraya projemizi atarak hem diğer insanların görmesini sağlayabiliriz. Ekip olarak çalışıyorsak oradan paylaşarak diğer kişileri de projemize dahil edebiliriz gibi özellikleri var. Ve ne olursa olsun bir yazılımcı yazılım yapıyorsa Git hesabı, GitHub hesabı olmak zorunda. Yaptığı kodları, hani güzel yazdığı projelerden bahsetmiyorum. Yeni keşfettiği şeyleri ya da sırf GitHub için bile bir proje yazmanız lazım. Çünkü orası sizin portfolyo sayfanız arkadaşlar. Nasıl bir frontend UI tasarımcı Behance hesabı açıyor, yapmış olduğu tasarımla Behance'de sergiliyor. Yazılımcının Behance'i de GitHub arkadaşlar. Yani bir iş görüşmesine gittiğinizde sizden mutlaka nasıl kod yazdığınızı görmek isterler. Bunun için de sizden GitHub hesabınızı sorarlar. Oradan bir kullanıcı bir işi girip sizin profilinize daha önce yapmış olduğunuz, lamış olduğunuz kütüphanelerinizi, projelerinizi görüp nasıl kod yazdığınızı, fonksiyon tanımlamanızı nasıl yaptığınızı, işlemleri nasıl gerçekleştirdiğiniz gibi çoğu bilgiyi buradan görebilir arkadaşlar. Yani bir yazılımcı hakkında ön kanıya varabilir. O yüzden GitHub kullanımını kesinlikle öneriyorum.
projelerinizi mutlaka GitHub'da paylaşın arkadaşlar. Şimdi hep beraber bu blog sitesi projemizi isterseniz bir GitHub'a bağlayalım. Neler oluyor hep birlikte bir görelim. Öncelikle bir GitHub hesabı nasıl açılıyor? GitHub.com'a giriyoruz arkadaşlar. Zaten direkt register box'ı var. Buraya username, email ve şifre belirtip kolayca kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra içeride zaten göreceğiniz alan arkadaşlar burada bir new yazar. Bu new'e tıklayarak yeni bir repository açıyorsunuz arkadaşlar. Repository'ye şimdi biz bir ad verelim. Şimdi biz blog sitemizi kuşlayacağız. Ben buna simple blog project ya da simple Laravel blog simple blog Laravel diyeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmı yani proje hakkında detay verebilirsiniz ama biz bunu readme kısmında detaylı yapacağız. Şimdilik gerek yok. Public private dediği şey proje herkese açık mı olsun yoksa gizli mi olsun? Private yaparsanız gizli olur. Biz public yapacağız. Readme dosyasını oluşturmasın şimdilik. Gitignore'a da gerek yok. Laravel zaten Gitignore'unu kendi yapıyor. Lisans da arkadaşlar kodunuzu lisanslayabiliyorsunuz. Diğer insanların paylaşmasını ya da kullanmasını engelleyici. Bunların her birinin kendi açıklaması var. Okuyabilirsiniz. Ben lisans eklemeden arkadaşlar bu şekilde repository'imi açıyorum. Siz de aynı şekilde bu şekilde açabilirsiniz. Açtığınızda karşınıza böyle bir alan çıkacak. Projenizi Git'e kuşlamak için, GitHub'a kuşlamak için yapmanız gereken adımları zaten burada gösteriyor arkadaşlar. Biz de aynı adımları yaparak projemizi kuşlayacağız. Terminalimizi açıyoruz. İlk yapacağımız adım arkadaşlar şuna gerek yok. Git diyoruz. Eğer bakın şimdi buraya git klasörü geldi. Herhangi bir şey burada müdahale etmiyoruz. Bu zaten yapması gerekeni biliyor. Eğer Atom kullanıyorsanız zaten Git'in kolayca kullanmanızı sağlayan birçok özelliği var. Onlara tek tek değineceğim. Burada normalde otomatik algılıyor ama burada algılamıyor. O yüzden bir tekrar açıp kapattığımda göreceksiniz. Atom Git'i algılayıp ona göre bizim işlemlerimizi de yapmamızı sağlıyor. Bakın hepsi yeşil yandı. Bunlar Git'e açılmış ama kuşlanmamış. Yani yedeklenmemiş dosya anlamına geliyor. Bakın 2019 tane dosya varmış. Puşlanmayı bekleyen. Sonrasında yapmamız gereken şey arkadaşlar git et nokta demek. Yani kopyalanabilen, puşlanabilen tüm datalarımı git'e puşla diyoruz arkadaşlar. Yani git et sonrasında nokta diyerek hepsini seçtiğimizi belirtiyoruz. Bakın buradaki dosyaların tamamı buraya geçti. Yani stagelendi. Puşlanmaya hazır hale geldi arkadaşlar. Sonrasında yapmamız gereken şey bu puşlayacağımız verinin ne hakkında olduğunu söylemek. Yani dedim ya mesela e-ticaret sitesi yazıyoruz. Sepet kısmını bitirdik. Yani biz buraya geleceğiz diyeceğiz ki git commit burada önce mesajımızı yazalım. Mesela biz ne yaptık şimdi projemiz hakkında bir detay vermemiz lazım. Proje GitHub'a puşlandı. GitHub'a aktarıldı diyorum. E-ticaret yazıyoruz. Sepet sistemi bitti. Artık ben o zaman bu mesajı tıkladığımda neler yapılmış görebileceğim arkadaşlar. Burada parametre olarak da M yazıyorum treme. Yani master branch'ine. Yani bir branch açsın ve bunun ismi master olsun diyorum arkadaşlar. Master branch'ine aktarması gerektiğini söylüyorum. Ve enter'a tıklıyorum. Bakın. Şu an hala işlem sürüyor. Commit'imi oluşturdu. Burada sizden arkadaşlar bir GitHub pop-up'ı açılıp iş yapmanızı isteyebilir. Onayladıktan sonra bu ekran gelecektir arkadaşlar. Bakın şu an bu işlemi de bitirdik. Projemiz commit haline geldi. Mesajımız da yazıyor. İlk yapmamız gereken şey bu saatten sonra bu git
paketimizin neye ait olduğunu belirtmek. Yani biz şimdi bir tane GitHub hesabı açtık ya. Diyorum ki bu projeyi ekle, neye ekle? Furkan Gürel Simple Block Laravel projesine ekle. Yani bunun Git hesabı bu olsun diyorum arkadaşlar ve Enter'a tıklıyorum. Artık bu projeyi nereye pushlayacağını biliyor. Buraya zaten geldi. Artık bu projeyi bilecek Furkan Gürel hesabının içindeki Simple Block Laravel repositorisinin içine atacak arkadaşlar. Bunu da yazdıysanız eğer tek yapmanız gereken şey artık Git Push Origin Master demek olacak arkadaşlar. Yapıştırdım ve Enter'a tıkladım. Evet bakın şu an projemizi GitHub'a aktarıyor arkadaşlar. Projemiz çok büyük olmadığı için yani içinde çok fazla dosya olmadığı için bu işlem o kadar uzun sürmeyecektir. Benim internetim yavaş, o yüzden biraz uzun sürüyor galiba. Evet, bitti arkadaşlar. Şimdi yine burada bir F5 çekelim. Bakın, projemiz artık GitHub hesabımızda Simple Block Laravel repositorimize eklendi arkadaşlar. Bakın, ilk mesajımız da yayınlandı. GitHub bana mailleri göndermeye başladı. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar şimdi bana burada bir diyor ki potansiyel security neydi? Güvenlik açığı olabilir diyor. Tıklayalım. Bakın bana böyle bir hatalar çıkarttı. Bunun sebebi arkadaşlar büyük bir ihtimal bunların yarısı sizde çıkmayacaktır. Sebebi şu. Ben bu projeye başladığımda Laravel 5.7 ile yazdık hatırlıyorum. O yüzden bazı paketlerimiz eski kaldı. Onu söylüyor. Ayrıyeten bizim public'te front'taki ama dosyamızın bazı kütüphaneleri eski olduğu için hata veriyor arkadaşlar. Aslında bunları kaldırabiliriz artık. Çünkü bunlarla işimiz kalmadı bizim. HTML sayfalarıyla falan işimiz yok. Bizim sadece front yani blog sitemizin tasarımsal kısımlarındaki HTML, CSS, JavaScript olsa yeter. Vendor'a dokunmuyoruz. CSS'i dokunmuyoruz. Şurada mail var. Onu da siliyorum. PHP dosyası. Onun dışındakiler kalabilir. Projemizin görüntüsüne herhangi bir değişiklik yok. Bakın arkadaşlar şimdi o dosyaları sildik ya. Atom'un Git'inde bunlar gözüktü. Bunlar silindi diyor. Yani remove oldu diyor. Bunu projeyi pushlamamız gerekli. Projemizde değişiklik yaptık. Buradan nasıl yapıldığını gösterdim. Komutla manuel olarak. Eğer Atom kullanıyorsanız Atom'la bunu çok basit şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Stage all diyorum. Yani git add diyorum. Buraya düştü. Sonrasında commit mesajımı yazıyorum. Front ya da blog sitesi blog front diyor. Front end kısmındaki gereksiz dosyalar kaldırıldı diyorum. Commit diyorum. Buraya düştü. Bakın ama düştü ama pushlamadık daha. Burada aşağıya push ibaresi çıktı. Bu yapılan değişikliği pushluyorum arkadaşlar. Bu işlem normalde bir saniye falan sürüyor da şu an evde bir internet sıkıntımız var. Evet. Pushlama işlemimiz gerçekleşti. Şimdi şurada bir F5 çekelim. Evet. Bakın hata sayımız 3'e düştü. Onlardan dolayı hata alıyorduk. Onlardan kurtulduk. Değişikliklerimiz de bakın burada gözüküyor arkadaşlar. 39 saniye önce yapmışız. Ama hala hatalarımız devam ediyor. Onları da düzeltmemiz lazım. Symfony güncellenmesi gereken bir kütüphane. Onları güncelleyeceğiz. Bir de yarn.log hata veriyor. Şu yarn'ı silebiliriz arkadaşlar. Ya da npm paketini güncellememiz lazım. Ama gerek yok. Bunu da kaldıralım.
Sonrasında arkadaşlar bu iki hatadan da kurtarmak için vendor klasörümüzde, yani projemizin burada gözükmüyor. Pardon. Vendor klasöründe projemizin bağlılıklarına ait kütüphanelerde bazıları güncel olmadığı için hata veriyor. Bunu düzeltmek için arkadaşlar burada Composer Update diyoruz ve tüm kütüphanelerimizi güncelliyoruz arkadaşlar. Bu işlem de yine çok uzun sürmüyor. Evet, güncelleme işlemi bitti arkadaşlar. Bakın burada hata veren Symfony Meme dosyası burada güncellendi. Artık son güncel haline geldi. Bu son halini de aynı şekilde stageliyoruz. Composer Update işlemi yapıldı. Yarn Lock silindi diyorum arkadaşlar. Bilgi mesajımı kesinlikle yazıyorum. Pushluyorum. İlk de düşmeyebiliyor. Evet, bakın hiçbir hatamız kalmadı arkadaşlar projemize dair. Tertemiz halde şu an projemiz hazır. Bir readme dosyası oluşturalım. Bunu özellikle sonraya sakladım ki bir şey gösterebilmek için. Simple Block Laravel dedik. CodeIgniter hocası YouTube kanalında hazırlanan blog sitesi projesinin kaynak kodlarıdır diyorum ve buradan commit diyorum arkadaşlar. Bakın kodu projenin içinde yazmadım, ben buradan commitledim. Readme dosyam buraya şimdi oluştu. Buraya ben video sonunda detaylı açıklamalı yazacağım arkadaşlar. Şunlar gelmeye devam ediyor, kusura bakmayın. Kapat. Şimdi arkadaşlar bakın projemize yeni bir dosya eklendi. Bu dosyayı ben ekledim elli ama bir başkası, hani proje dahil etmiş olduğum arkadaşım da pushlayabilirdi. İlk arkadaşım da pushlamış olabilirdi. Böyle durumda arkadaşlar dosyalarımız, yani projemizi güncel tutmak için fetch kullanıyoruz. Ben burada gelir eğer git buradaki fetch'e tıklarsam bakın bir tane pulum olduğunu söyleyen, yani bir tane değişiklik olmuş, o değişikliği bilgisayarına getir, yani projeyi dahil et için yapıyoruz arkadaşlar. Bakın readme dosyası geldi. Bakın readme dosyası geldi. İçeriğini de yazıyor burada, bakın ne olduğuna dair bilgimiz de bize veriyor. Çok güzel. Yani bir proje nasıl Laravel'den bilgisayarımızdan GitHub'a aktarılır, hep beraber deneyimlemiş olduk arkadaşlar. Tamam, o halde artık nasıl GitHub'a proje yüklenir biliyorsunuz. Peki GitHub'dan bir proje bilgisayarımıza nasıl indiriyoruz? Biraz da onun üstüne gidelim. Şu projemizi bir silelim, kaldıralım yani. Biliyorsunuz GitHub'da hazır yüzlerce proje var. Kendi projenizi dahil edebileceğiniz bir dolu kütüphane var. Laravel'de GitHub'da bir projeyi bilgisayarınızı indirmek için arkadaşlar zaten dikkatinizi çeker. Burada Clonor Dolant var. Buradan Dolant'a tıklayarak arkadaşlar projenin zip halini bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Direkt kullanıma hazır halini indirebiliyorsunuz. Bu birinci yolu. Bu şekilde yapmak istemezseniz, ya bu, ben bu şekilde kullanmıyorum mesela. CMD ekranında, ya komut satırında yazmak daha çok hoşuma gidiyor. CD desktop diyorum. Masaüstüme giriyorum arkadaşlar. Bakın projemizin tüm dosyaları buraya geldi aslında. Masaüstüne geldikten sonra arkadaşlar git clone diyoruz. Clone'la. Sonra buradaki linkimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Gelip buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında enter derseniz
Pardon. Simple bloklara ver. Şunu bir kaldırayım. Clone diyoruz arkadaşlar. Proje bilgisayarımıza indirilmeye başlanıyor. Şimdi indirir indirmez çalışan bir sistem değil bu. Çünkü bakın arkadaşlar, burada dikkatinizi çektiyse vendor klasörümüz yok. Çünkü vendor klasörümüz arkadaşlar GitHub projemize aktarılmıyor. Zaten bu vendor klasöründe olan dosyalar Composer JSON içinde, bağımlılıklarımız belli arkadaşlar. Biz projemizi çalıştırdığımızda Composer Update diyoruz ya da Install diyoruz ve Vendor klasörünü otomatik oluşturuyor. Projenin bağımlılıklarını otomatik oluşturuyor. Yani minimum dosyalarımız, bize çalışan gerekli olan dosyaları GitHub'a pushluyoruz. Sonra bağımlılıklarımızı Composer komutuyla çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın projemiz indi. Hemen atomumuzu açalım. Add Project Folder diyelim. Simple Block Laravel'i seçtim. Bakın, şu ilk de algılamıyor. Ya, atomun bazı takarlıkları var bu şekilde. Ama şimdi gelecek. Evet. Bakın arkadaşlar, bu proje bizim şeyden indirdiğimiz, GitHub üzerinden indirdiğimiz proje. Biz dokunmadık. Ama onun da git geçmişini buradan görebiliyoruz, adımlarını. Mesela burada ne yapılmış? Ben buna tıklayarak burada yapılan değişiklikleri görebiliyorum arkadaşlar. Bakın burada yazılarda değişiklik olmuş gibi. Ya da burada ne yapıldığına dair. Oo, keşke buna tıklamasaydım. Ona tıklayınca dondu arkadaşlar. Tekrardan çalıştırdım. Şeylere ulaşabiliyoruz dedik. Şimdi eğer biz burada projemizi çalıştırmaya çalışırsak, bakın direkt hatayı zaten bize verecek. Diyor ki require vendor'ın içindeki autoload'u bulamadığını söylüyor. Yani vendor klasörü yok diyor. O yüzden arkadaşlar geliyoruz buraya. Composer install komutuyla projemizin bağımlılıklarını indiriyoruz arkadaşlar. Bakın bunu tıkladığımızda zaten vendor klasörümüzün oluştuğunu görüyoruz. Buraya projemizin ihtiyacı olan tüm gerekli olan kütüphaneleri indirmeye başlıyor arkadaşlar. Bu işlem de biraz uzun sürebiliyor. Evet. Composer install komutumuz bitti arkadaşlar. Bize şöyle de bir hata verdi, veri tabanını bulamadığı için. Bakın env dosyamızı env example'a çevirmiş. Git'in aldığı bir yöntem. env'yi direkt kabul etmiyor. Bunu rename ile arkadaşlar env'ye çeviriyoruz. Localhost true. Tamam, şimdi veri tabanımızı oluşturacağız. Simple ya da direkt blok GitHub blok GitHub diyelim. Root. Tamam, bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Şimdi gelin hep beraber veri tabanımızı oluşturalım. Bu projeyi şöyle düşün. Hani hiç yazmamışsınız bizle beraber bu dersleri. Nasıl dışarıdan bir proje çalıştırılır? Onu anlatıyorum aslında burada. Blog git hub diyorum arkadaşlar. UTF-8 Türkiye C'yi seçiyorum ve oluştur diyorum. Tamam, oluştu artık arkadaşlar. Tek yapmamız gereken şey, biliyorsunuz o kadar ne yaptık biz? Migration yazdık, seed yazdık. Bugün için arkadaşlar tek yapmamız gereken şey şimdiye kadar yazmış olduğumuz bu migration'ı çalıştırmak olacak arkadaşlar. Patch bir artisan migrate fresh ve seed diyorum.
ve Enter'a basıyorum. Anladım. Şimdi bu hatayı niye alıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu artisan'da bir PHP kodu, bu PHP kodu çalışırken bizim provider'larımızı çalıştırıyor. App Service Provider'ımızı çalışıyor. App Service Provider'ımız çalıştığında da şuradaki kodumuz çalışıyor. Bu kodumuz da config modelinden veri tabanından bilgiyi çekmeye çalışıyor. Bir ID'li veriyi bulmaya çalışıyor. Biz daha veri tabanı oluşturmadığımız için burada bize hata veriyor arkadaşlar. Yani bu bizim hatamızmış. Daha önce fark etmedik, test edemediğimiz için. Bu hatadan kurtulabilmemiz için bizim provider kısmında hiçbir şekilde veri tabanı sorgusu tutmamamız lazım. O yüzden ben bu alanı buradan kesiyorum, konfiyi. Zaten bu konfiye nerede ihtiyacımız olacak bizim? HTTP Controllers Front'un içinde ihtiyacımız olacak. Aynı bunları tanımladığımız gibi geliyorum altında bunu tanımlıyorum arkadaşlar. Config zaten burada çağırmışız. Tamam. Şuradan artık kaldırabilirim. Şunu da şuradan sileyim. Ve kaydedeyim arkadaşlar. Bakın yapmış olduğumuz bu değişiklikler aynı şekilde buraya düştü. Bakın gerçekten GitHub neden kullanıyoruz? Projemiz vardı, bitmişti. Başlamıştık. Yeni bir hata keşfettik. Bir bug vardı. Bu bug'ı fixledik. Şimdi ben bu fixlediğim bug'ı pushlayacağım arkadaşlar. Ne diyelim? Ben bunları genelde İngilizce yazıyorum da Türkçe yazarken şimdi sıfırdan migrate işlemi esnasında yaşanan provider hatası giderildi. Bir iş yerinde yani bir yazılım şirketinde çalışırken ekip olarak projelerde görev alacaksınız ve dikkat etmeniz gerekiyor. Herkes bu şekilde yaptığı değişiklikleri pushlar. Böylelikle projenin hakimiyeti kaybolmaz. Herkes ne olduğunu görebilir arkadaşlar. Pushladım gitti. Burayı kapatabiliriz. Şimdi isterseniz tekrardan bu komutumuzu çalıştıralım. PHP artisan migrate fresh seed. Bu kadar. Bakın arkadaşlar, önce veri tabanımızı, tablolarımızı oluşturdu, kategori tablomuzu oluşturdu, admin tablomuzu oluşturdu, sonra da bunlar için yazmış olduğumuz seedleri oluşturdu. Yani ben şu an şimdi gelip Localhost'a bir tane projemizi başlatmadık. PHP Artisan server'ımı yazıyorum ve bir görelim. Ha. Bu hatanın sebebi şu arkadaşlar, env dosyamızda tabi burada gözükmüyor. env dosyamızda key yok arkadaşlar. Onu göstereyim ama o önemli. Simple block. Key'imiz olmadığı için hata veriyor arkadaşlar. Peki app key ne işe yarıyor? Projemizde şifrelemelerin hepsi o key ile beraber işleniyor ve o şekilde çalışıyor. Eğer buradaki key değişirse projeniz hiçbir şekilde çalışmaz arkadaşlar. O yüzden o key değerli. Yeni key oluşturmak için PHP artisan key generate demeniz yeterli arkadaşlar. Bakın buraya key'imizi oluşturdu. Şimdi geliyorum. Tekrardan burada F5'e tıklıyorum. Algılamadı key generate'i. PHP artisan server komutunu kapatıp tekrardan başlatıyorum. O keşfi arkadaşlar o yüzden. Ve bu kadar. Bakın 5 dakika içerisinde Laravel projemizi lokalimizde çalıştırdık arkadaşlar. Lakin neden hiçbir yazı yok? Bizim yazı seed'imiz çalışmadı mı acaba? Blog kitap. Articles. Yo, var. Ha, ama pasif olarak ayarlamışız arkadaşlar. O zaman gidelim admin panelimize. O kadar kodladık değil mi? Admin'e gidelim. Makalelerime tıklıyorum arkadaşlar. Hepsini aktif yapıyorum. Bu kadar. Şimdi siteyi görüntülediyorum. Bakın makalelerimiz başarıyla geldi arkadaşlar.
Bakın gezi kategorisinde 3 tane yazı var diyor. Geziye tıklıyorum. Bana kategori yazılarımı gösteriyor. Mesela burada pagination yapmışız. Pagination'ımız çalışıyor. Yani her şeyle çalışan dört dörtlük bir projeyi çıkarttık arkadaşlar. Dışarıdan GitHub'ımıza yükledik. GitHub'tan indirdik hatta. Ve bu şekilde de çalıştırdık. Tamam, şu isterseniz seed'deki değişikliğimizi de yapalım. Yazılarımız direkt şey olarak gelsin. Nerede? Articles'ıdır. Tamam. Şuraya bir statüs ekleyelim. Hatta bunu statüse de eklemeye gerek yok. Büyük bir ihtimal biz onu migration'da da çözebiliriz. Migration'a geliyorum arkadaşlar. Articles'a evet zaten burada statüsünü sıfır tanımlamışız. Yazmışız zaten sıfırsa pasif, birisi aktif diye. Bunu bire çekiyorum arkadaşlar. Direkt bir olarak yani makalelerimizi direkt aktif olarak yayınlasın istiyorum. Bakın gene bir değişiklik yaptık. Ha bir de şey yapalım. Seed'de admin seed'e geleyim. Ben buradan kendi bilgilerimi kaldırayım. Blog admin yazalım arkadaşlar. E-mail'i blog@blog.com olsun. Şifresi de bu olarak kalabilir. Tamam. Bu değişikliklerim de arkadaşlar. Paylaşayım sizlerle. Seed ve Migration'da küçük değişiklikler. Aa bir saniye. Belki biraz daha değişikliğimiz vardır. Ben admin panelinde birkaç yeri unuttuğumu hatırladım. Mesela buraya tıkladığımızda bizi index HTML'e atmaya çalışıyor. Onu da düzeltelim beraber. Views, Back, Layouts, Header'da mıydı? Index menü. Evet burada. Evet şurada index.html'i alıyorum arkadaşlar. Root admin.dashboard diyorum. Evet şimdi artık buraya tıkladığımda beni direkt panelime atacak. Şuraya da adımızı yazmamışız. Hiç gözüme çarpmadı. Onu da hemen değiştirelim. O da menüde mi acaba? Valeria. Evet. Put user name diyorum. Admin kimse onun adını yazsın. Ayrıca şu profil settings activity'ye gerek yok. Şunları da kaldırıyorum. Çıkış yap kalsa yeter. Adım geldi. Çıkış yap da geldi. Şuradaki yazıları falan siz kafanıza göre düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ayarlarımız her şeyle hazır çalışıyor. Logo yükleyelim mesela. Şimdi orayı bozmayayım neyse. Yani her şeyimiz doğru şekilde çalışıyor. Link verelim birazcık. Evet bakın linklerimiz de geliyor. Yani Laravel'le basit bir projeyi bitirdik arkadaşlar. GitHub'a da yükledik. GitHub'tan bilgisayarımıza da çektik. Küçük konfigürasyonlar da yaptık. Bu yaptıklarımızı da pushlayalım. Seed ve Migration'da küçük değişiklikler. Yönetim panelinde content değişimi diyelim ve pushlayalım. Bu kadar basit. Atom kullanırsınız. Bu işlemleri yapmanız da bir hayli kolay olacaktır arkadaşlar. Evet, bakın en son ilgili alanda ne kadar değişiklik yapılmışsa kaç dakika önce burada gösteriyor. Bakın görebiliyoruz. Ben bu videonun altında bu GitHub linkini paylaşacağım arkadaşlar. Bizle beraber geliştirmemiş olan arkadaşlar isterlerse videoda anlattığım gibi indirip projeyi kaldıkları yerden geliştirebilirler. Yani proje her şeye açık. İstediğiniz eklentileri yazabilirsiniz. Mesela yorum sistemimiz yok. Kendiniz bu paylaşımlara bir yorum ekleme alanı yazabilirsiniz. Tamamen size ve yaratıcılığınıza kalmış. Bu dersimizde bir GitHub nasıl kullanılır anlattığımı düşünüyorum.
Bir sonraki dersimizde neler yapacağız? Bu yazmış olduğumuz blog sitesi projesini bir hosting'e nasıl aktarılır? Bu proje hosting'e nasıl yüklenir? Veri tabanı nasıl oluşturulur? Gibi birçoğunuzun bilmediği, çünkü şöyle bir kanı var. Laravel projesi için sunucu gerekir. Paylaşımlı hostingde çalışmaz gibi ibareler görüyorum. Bunların tamamını bir sonraki videoda anlatacağız arkadaşlar. Tabii unutmadan Codemonzi bildiğiniz üzere arkadaşlar yaklaşık bir ay oldu açılı. Hepinize desteği için teşekkür ederim. Gayet güzel gidiyor. Ben de sürekli geliştirmeye devam ediyorum projeyi. Yeni rozetler ekledik. Çantalarınız için rozet tasarımlarını da bulabilirsiniz arkadaşlar. Hem bana destek olmak hem de bu videoların devamı için hem de kendinize güzel yazılımla ilgili ürünler satın almak isterseniz Codemonzi'yi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşene dek şimdilik hoşça kalın.